Acayip dersler. Allah rızası için iyi dinleyin. Bakın kıyametin küçük alametlerine dair ortada bir şey kalmış mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İlim kalkacak. Buna mukabil cehalet artacak. Yani cahillik artacak. Bu durumda şarap içmek ve zina etmek aleni yapılacak. Bak, ilim kalkacak, şarap ve zina aleni yapılacak. Ne demek bu aleni yapılacak? İlim kalktığı zaman, çünkü insanlar ne yapacak? İlim alacak kimse olmayacak. Kafasına göre fetva veren sahtekar hocalar çıkacak. O serbest, bu serbest, bir yudumdan bir şey olmaz. İşte adam diyor ki işte, eğer diyor kendindeysen diyor mesela, kafan diyor güzel olmasa diyor haram olmaz. Bunun fetvasını verenler çıktı maalesef. Ne diyor hadis-i şerifte? İlim kalkacak, buna mukabil cahillik artacak. Yani İslam adına herkes kafasına göre fetva verecek. Şarap içmek ve zina aleni yapılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere ahir zamanda insanlar sokak ortasında eşekler gibi çiftleşecek. Kimse onlara ses çıkarmayacak. Onlara kardeşim duvarın arkasına geç diyen o zamanın Ebu Bekir'i sayılacak diyor. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Yani yolu yaptılar. Biliyorsun İstanbul'da defalarca sokak ortasında zina yaptılar. Kimse de bir şey demedi. Herkes videoyu çekti maalesef. Bak oraya doğru gidiyoruz. İbn-i Amr rivayet ediyor. Acayip bir hadis-i şerif. İyi dinleyin. Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanından kalma denizlerde bağlı şeytanlar var. Süleyman Aleyhisselam bütün dünyaya hükmediyordu. İnsanlara, cinlere, hayvanlara hepsine hükmediyordu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. Ne yaptı? Kendi zamandaki şeytanları zincirleyip denizlere bağladı. Denizlerin ortasında hala o şeytanlar bağlı duruyor. Bağlı şeytanlar var. Bunlar kıyamet zamanı benim ümmetime karşı salıverilecek buydu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ve insanlara Kur'an okuyacaklar. Evet. O denizde bağlı şeytanlar ahir zamanda çıkacaklar, gelecekler. Müslümanlara Kur'an okuyacaklar. Hatta başka bir rivayette şöyle geçiyor. Onlar diyor insanlara Arapça bir şeyler söyleyecekler. Hani ayet falan okumayacak. Arapça bir şeyler söyleyecekler. Herkes de onlara Kur'an okuyor zannedecek. İş oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Çok basit örnekler verelim. Geçen kaç tane videoda gördüm. Adam sahtekar ya. Mezarlıkta sözde Yasin okuyor. Bir tane cenazenin başında Yasin okuyor. Yasin'e ve bin şahit. Tevrat'tan mı okuyor? İncil'den mi okuyor? Nereden okuyor? Belli değil. İbranice mi? Süryanice mi? Hiçbir şey yok ortada. Bak ne diyor Hazreti Şerif? İnsanlar onu Kur'an okuyor zannedecek. Kaynak nedir? Müslim'de geçiyor. Aman ya Rabbi. Acayip işler var. Bakın devamına bakın. İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet yaklaştığı zaman şeytan insan kılığına girecek. Evet. Şeytan insan kılığına gelecek. Şimdi Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geldiği zaman ne kılıkla geliyordu? İnsan kılığına. Hatta sahabilerden bir tanesi neydi onun ismi? Yok. Dıhle. Dıhle diye bir sahabenin ismi. Dıhle inşallah yanlış not almamışsınızdır. Onun kılığına girip öyle geliyormuş içeri. Bakın. Cebrail Aleyhisselam da insan kılığına girip geliyordu. Çünkü melek haliyle gelse insanların hepsi düşer bayılır. Hepsi düşer bayılır. Hatta ölebilirlerdi. Çünkü onu kaldıramaz insan bünyesi. Hadisin devamı. Şeytan diyor bidat ehli kılığında. Bak hoca ya. Hoca olacak ama ehli sünnet hocalar değil. Haşa ve kella. Bidat ehli kılığında kürsülerde vaaz edecek. Evet. Şeytan kıyamete yakın zamanda bildiğiniz şaka gibi ya. Şeytan insan kılığı kürsüye çıkacak. İnsanlara sohbet anlatacak. Hadis-i şerifin devamı. Bir cemaate din adına yalan beyanlar verecek. Cemaatleri din adına yalan beyanlar verecek. Şu andaki mealcilerin yaptı. Vahabilerin yaptı. İnsanlar bunun yüzü tanıdık ama gerçek nedir anlayamadık diyecekler. Şu anda bunların fragmanı yayınlanıyor. Mealciler, Vahabiler televizyonlarda, ekranlarda cirit atıyor. Evet. Cirit atıyor. He. Sadece mealciler, Vahabiler değil, kürsülerde cirit atan şeytanlar dolu. Tabii. Kürsülerdeki şeytanlardan uzak durunuz kardeşim. Bak hadis-i şerif unutmayın. İlim kalkacak, cehalet artacak. Bu cehalet o bildiğimiz cehaletten değil. Kafasına göre fetva. Canlı istediği gibi fetva. Cahillik dersen hepimiz cahiliz. En baş cahil benim. Bu ayrı bir şey. Mevzu bu değil. Mevzu bu değil.
Bunun cehaleti kafadan fetva, dümdüz hiç. Hiç sıkıntı yok. Cehalet artacak. He, ne dedik? Kürsülerde şeytanlar jirit atacak. Sakallı şeytanlar da var kürsülerde. Sakallı acayip dolmuşlar. Sakallı şeytanlar kim onlar arkadaşlar? Vahabiler, Selefiler. Tabii kardeşim. Kafasında takke yok. Sözde sünnetiz biz. Ya bırak. Sarık yok. Altta Amerikan kargo pantolon. Kafada hiçbir şey yok. Gömlek Amerikan gömlek. Senin neren ehli sünnet be? Senin neren ehli sünnet? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetidir. Sakalı bıraktığın zaman bir tutam bırakacaksın. Şöyle buraya geçmeyecek. Bak tam sınırda benim. Bak uçta. Mahmud Efendi Hazretlerimiz kuddesi sırru. Bak Cübbeli hocamız anlatıyordu. Diyordu ki benim sakal diyor, bir tutamı geçerse diyordu. Efendi Hazretlerimiz hemen sakalını kesiyormuş. Ölçmemiş ya. Bak hemen anlıyormuş. Görüyor musun büyüklüğü? Diyormuş sakalın biraz uzamış, hemen kes onu. Vahabilerin sakal burada. Göbekte Noel Baba gibi geziyor ortada. Sorsan senden benden evliya. Kürsülerdeki şeytanlara dikkat edin. Meaciler, Vahabiler, Selefiler, tarihselciler, reformistler. Kürsülerde şu anda bunlar ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor, insanları kafir ediyorlar, insanları tekfir ediyorlar. E şimdi kardeşim, hadis-i şerifi görüyoruz. Ahir zamandayız, bunlar yaşanacak diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirdi. E bakıyorsun ki zaten bunlar çıkmış, e nasıl yapacağız? Ama ahir zamanda, kıyametin çok yaklaştığı zamanda bildiğimiz şeytan insan kılığında kürsüye çıkacak, vaaz edecek. Ha dediğim gibi bu, şu andakiler bunun fragmanı. Evet. Maalesef. Maalesef fragmanını görüyoruz kürsülerden. Televizyonlarda bas bas bağırıyorlar be. Ne dedi Yaşar Nuri? Namaz dedi bu ümmetin başına bela dedi ya. Allah'ım böyle bir şey var mı ya? Yahu tövbe estağfurullah ya Rabbel alemin ya. Namaz kılmayan kişinin imansız öleceğinden birçok hadis-i şerif var. Birçok ulema, büyük ashabtan, müceddidler namaz kılmayanın kafir olacağını hükmediyor. Hanbeli mezhebi hak mezheptir. Hanbeli mezhebinde bir adam namaz kılmıyorsa onun kafirine hükmetmişler. Ama ne diyor? Senelerce bu, bak senelerce Yaşar Nuri Öztürk Türkiye'nin hocasıydı biliyor musunuz? O zaman ehl-i sünnet hocalar konuşulmuyordu. Bütün televizyon kanallarında Yaşar Nuri vardı. Şimdi diyecekler ki ölmüş adamın arkasından konuşma. Ümmetin çocuklarını gavur etti. En sonunda deist olarak öldü. Deist. Deist olarak öldü. Putin'e Müslüman dedi ya. Putin dedi Müslümanlar daha Müslüman. Evet. Putin dedi Müslümanlar daha Müslüman. Rabbim Putin'i Müslüman etsin amin. Amin. Biz dua ederiz ayrı bir şey. Ama sen kalkıp küfür aleni yapan bir adam Müslüman dersen başın büyük bela girer. Ne dedik? İlim kalkacak. Buna mukabil cehalet artacak. Şarap içmek, zina etmek aleni yapılacak. Hepsi yaşanır. Rabbim uzak eylesin. Amin. Amin. Kürsülerdeki şeytanlardan uzak durun. Sakallı şeytanlardan uzak durun. Vahabilerden, Selefilerden Allah için uzak durun. Devam ediyoruz. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.